PlayStation 5 Pro duyuruldu. Çok tepki görse de yine de ihtiyacı olacak, satın almak isteyecek bir kitle var. Ayrıca PlayStation 5 Pro'nun kuru kuru duyurulmasına tepki de bir hayli fazla. Çünkü büyük bir kitle şu anda Sony'den yeni bir özel oyun bekliyor. PlayStation 5 Pro'yu bu özel oyunu duyurmasını bekliyorlar. Ne yazık ki öyle olmadı. Aslına bakılırsa Sony'nin buradaki amacı tamamen tasarımı ve özelliklerini tanıtmaktı. Çünkü asıl tanıtım yolda. Asıl tanıtım derken de yeni ve özel oyunlardan bahsediyorum. Tanıtımlarda daha önce duymadığımız ve PlayStation'ın efsanevi oyunlarının devamını göreceğiz. PlayStation'ı PlayStation yapan oyunlardan bahsediyorum. Nedir bunlar? The Last of Us ve Uncharted. Ama öncesinde şunu anlatmam gerekiyor. Bu yeni oyunlar nerede duyurulacak? Tokyo Game Show 2024 ve State of Play. Dilerseniz Tokyo Game Show'la başlayalım. Nedir bu Tokyo Game Show? Adından da anlaşılacağı üzere bir oyun fuarı. Bizim GIST ve GameX'i andırıyor. Biraz farkı ise daha büyük oyun firmalarının yeni oyunlarını burada duyurarak etkinlik yapması. Özellikle Capcom bu oyun fuarını çokça kullanmıştı. Tokyo Game Show 2024 oyunseverlerle 28-29 Eylül tarihleri arasında buluşacak. Fuar, tüm büyük oyun yayıncılarının, konsol üreticilerinin ve mobil oyun platformlarının standlarının yanı sıra birkaç bağımsız ve uluslararası firmanın da katılımıyla gerçekleşecek. Xbox'ın da burada bir yayın etkinliği olacak. Onlar da 26 Eylül Perşembe günü saat 1'de bir yayın gerçekleştirecekler. Burada Black Ops 6'dan daha fazla trik göreceğimize inanıyorum. Aynı zamanda yeni Elder Scrolls oyunundan bir kesit de görmemiz muhtemel olacak. Geçmişe biraz baktığımızda PlayStation 2019'dan beri bu etkinlikte yer almadı. Geçen yıl oradaydı ancak fuarda yalnızca bir dizi bağımsız oyun sergilemişti. Sony Tokyo Game Show 2024'te genel katılımcı olarak listelenmişti ancak PlayStation'ın etkinliklerini sunmaya planlandığı şu anda bilinmiyor. İşte burada bir The Last of Us 3 duyurusu ve yeni Uncharted oyunun duyurusu gelebilir. Diğer bir duyurulma ihtimali de State of Play. Tabii ki de bu efsane oyunları State of Play'de duyurması daha doğru olur. State of Play etkinliğinde GTA 6 ile alakalı bir içerik geleceğine dair söylentiler yer alıyor ama ben buna inanmıyorum, bence siz de inanmayın. Böyle bir düşünceniz varsa olmasın ihtimali bile yok bence. State of Play sızdırılan bilgilere göre 24 Eylül'de düzenlenecek. Etkinlikte PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro oyunlarının yeni görüntüleri ve oynanış videolarının gösterilmesini bekliyoruz. Hatta ağırlıklı olarak PlayStation 5 Pro'da bir gameplay deneyimiyle karşılaşacağız. 4K'da ve 2K'daki FPS değerlerini mutlaka göstereceklerdir bence. Performans odaklı, bol gameplay odaklı bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Sonunda da bir sürpriz olacaktır. Sürpriz bir oyunun duyurusu veya oynanışı olacaktır. O kadar GTA 6 gelmez dedim, imkansız dedim. Bir de geldiğini düşünsenize. Bön bön bakarım öylece etrafa. Ama muhtemel oyunlar arasında Astro Bot için yeni bir DLC ve uzun zamandır beklenen Metal Gear Solid Remastered'ı yer alacağı düşünülüyor. Peki hangi oyunların gameplayleri gözükecek? Bildiğimiz listeden birazcık sizlere aktarmak istiyorum. Alan Wake 2 bu etkinlikte gözükecek. PlayStation 5 Pro'da nasıl bir performans gösterdiğini izleyeceğiz. Bununla birlikte henüz çıkmamış ama çıkmasına az bir zaman dilimi kalan Assassin's Creed Shadows, Gran Turismo 7 ve Final Fantasy Rebirth'ü bekliyorum. Şimdilik bunlar listelenen oyunların arasında sadece birkaçı diyebiliriz. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bizi nasıl bir sürpriz bekliyor? The Last of Us 3'ün geliştirildiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Oyunun yapımcılarından biliyoruz. Bu yılın başlarında oyunun yapımcılarından Neil Druckmann, serinin 3. oyunu için çalışmaya başladıklarını söylemişti. Ancak yeni mi başladılar, daha önceden çalışıyorlar mıydı? Bu soruların henüz bir cevabı yok maalesef. Ne kadar süredir geliştirildiğini bilmediğimiz için çıkış tarihi vermekte bir hayli zor oluyor. Ancak PlayStation 5 Pro çıktığı için yeni bir konsol yaptıkları için bunun yanında da özel oyunlar geleceğini biliyoruz. The Last of Us 3'de ideal bir oyun olurdu bence. İkinci oyunun üzerinden tam tamına 4 yılı devirdik. Üçüncü oyun için zamanın daraldığını söyleyebiliriz. Bunu da birinci ve ikinci oyun arasındaki süre zarfını ortaya koyarak söylüyorum. Ama 2026 yılında The Last of Us'ın yeni oyununu bekliyorum diyebilirim. Arada 1,5 senelik bir süre zarfı varken bir announcement trailer neden gelmesin şimdi, değil mi? İhtimali var ancak yeni bir oyunun gösterilmesi daha büyük bir ihtimal. Daha önce serisi olmayan bir oyunun. The Last of Us 3'ün geliştirildiğini söyleyen Neil Druckmann aynı zamanda Naughty Dog'un yeni bir oyun çıkaracağını da söylemişti. Bu oyunu The Last of Us 3'den önce çıkartacaklar. Yüksek ihtimalle, hatta kesinlikle Naughty Dog'un yeni oyununun anonsunu State of Play'de göreceğiz. Ama PlayStation efsanelerinden de bu etkinlikte göstereceklerine inanıyorum. Nedense buna çok inanmak istiyorum. Hemen hemen her oyunlarını PC'ye çıkardılar. PlayStation 5 Pro aldırmalarını ikna edecek oyunlar lazım bence. GTA 6 evet büyük bir pazar olacak orada ama şunu unutuyorlar, rakipleri de Xbox. GTA 6 Xbox'a da gelecek. İnsanlar Xbox'ta almak isteyebilirler. O sebeple bol bol PlayStation Exclusive olması lazım. Diğer bir efsanemiz ise yeni Uncharted oyunu. Çoğu kişi Uncharted 5 olarak dillendiriyor bunu. Bir PlayStation geliştiricisinin LinkedIn profilinde yapılan bir güncelleme Uncharted 5 için olumlu sinyaller veriyor. Uncharted serisi devam edebilir.
Ancak edebilir diyorum, edecek demiyorum. Son yıllarda Uncharted serisini yeni bir eklemenin yapılacağına dair ısrarla söylentiler bulunuyordu. Bu söylentileri biraz dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Bir LinkedIn profilinde ortaya çıkan bilgi yeni bir PlayStation 5 Uncharted oyununun yaklaşık 3 yıldır geliştirmekte olduğunu işaret ediyor. Yine dikkatli yaklaşıyorum. İlginç olan projenin Band Studio. Nedir bu Band Studio? Days Gone'la tanınan ancak daha önce Uncharted serisinin bir spin-off'u olan Golden Abyss üzerinde çalışmış olan bir firma ve serinin asıl geliştiricisi Naughty Dog arasında bir işbirliği gibi görünüyor. Ancak Naughty Dog zaten The Last of Us 3'ü geliştirirken aynı anda Uncharted 5'i geliştirdiğine ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Oraya geleceğim. Adam Levson'ın LinkedIn sayfasındaki bilgiler Band Studio ve Naughty Dog'un son 2 yıldır üzerinde çalıştığı belirtilmeyen bir projeye atıfta bulunuyor. Levson Band Studio'da kıdemli oyun animatörü olarak görev yapıyor. Band Studio'nun iptal edilen çok oyunculu The Last of Us projesine destek verdiği ve bu projenin neden özel olarak bahsedilmediği belirsizliğini koruyor. Bu durum Uncharted serisiyle ilgili söylentileri de bir hayli güçlendiriyor. Ancak Naughty Dog'un seriyi sonlandırdığını açıklaması Band Studio'nun Uncharted tecrübesine destek olabileceği fikrini ortaya çıkartıyor. Fakat başka bir oyunun gösterileceğini de biliyoruz. Buradaki çalışma yeni oyun üzerinde olabilir. Uncharted ve The Last of Us harici bir oyun. Çünkü Naughty Dog zamanında yeni bir Uncharted oyunu yapmayacağını dile getirmişlerdi. Başka bir stüdyo yeni Uncharted yapabilir. Farklı bir karakter olabilir ve farklı bir hikaye olabilir. Sizce Uncharted 5 farklı bir stüdyo tarafından geliştiriliyor mu? Ve sizce The Last of Us 3 ne zaman çıkacak? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Yeni gelişmeler olduğu zaman sizlere aktaracağım. Tam videonun sonuna geliyordum, tam kapanışı yapıyordum derken PlayStation 5 Pro'nun test sonuçları sızdırılmış olabilir. Onları anlatacağım şimdi size. Videonun neredeyse kurgusunu bitirmek üzereydim ama yeni bir haber bu. Şimdi aktarıyorum. Bir YouTuber tarafından bu test sonuçları sızdırılıyor. Tabii ki bu test sonuçları State of Play'de de yayınlanacak. Ama şimdiden bilmemiz de iyi bir artı olabilir bizler için. Eğer ön sipariş vermek istiyorsak veya ona göre bütçemizi ayarlayacaksak iyi haber. Sızan bilgilere göre standart PlayStation 5'te hatırlayacağınız üzere oyunlar genellikle 1080p dinamik çözünürlükte ve ortayla birlikte yüksek ayarlarla çalışıyordu. Kare hızları ise 45 ila 60 FPS arasında dalgalanıyordu ve bu da sabit bir performans sunmakta zorlanıyordu. Öte yandan PlayStation 5 Pro ise adeta bir performans canavarı gibi lanse ediliyor. Sızdırılan bilgiler bunu açıklıyor. Bu bilgilere göre PlayStation 5 Pro 4K çözünürlükte maksimum ayarlarda çalışıyor ve 60 FPS'i kilitlenmiş durumda. Üstelik kare düşüşü yaşanmadan bu performansı sunuyor. Yani oyun deneyimi çok daha akıcı olacağı anlamına geliyor. Geliştiriciler PlayStation 5 Pro için 4K ve 120 Hz modu üzerinde çalıştıklarını ve 8K çözünürlük desteğinin de konsola eklendiğini belirtiyorlar. Henüz bu modlar test edilmedi, bu yüzden de sızdırılamadı. PlayStation 5 Pro'nun sunduğu ekstra 1.2 GB RAM ile performansın ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor. Yani 1.2 GB RAM ile nasıl performans bu kadar ciddi şekilde artabiliyor? Aklım almıyor. Ama şöyle bir detay var. PlayStation 5 Pro %28'lik band genişliği artışı sağlıyor. Yeni bir özellik geldi. Bu yeni özellik de PCCR. Bu güncelleme ile birlikte bizlere daha net görseller sunuyor. Ayrıca çok uçuk da bir haber var. 8K'da 120 Hz desteğe de geleceği söyleniyor ama ben buna çok katılmıyorum. Eğer bu sızdırılan bilgiler doğruysa PlayStation 5 Pro'nun standart PlayStation 5'e göre ciddi bir performans artışı sunacağını anlayabiliriz. Eğer böyle olursa fiyat farkı evet hak etmiş olabilir. Dediğim gibi oyun testleri geldikten sonra bunu net bir şekilde söyleyeceğiz. Sızıntı ne kadar doğru şu anlık biraz daha mesafeli yaklaşmalıyız bence. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.